Şehrinize tahterevan geliyor. Oyun başladı. Hepsi hayal. Raşide, dışarıdaki insanlar kim? Küçük hanım, onlar yoksul. Her perşembe buraya gelirler. Bugün perşembe mi? Evet hanımım. Çocukların yüzme dersi var. Şoföre söyledin mi? Evet hanımım. Şoförü haber verdim. Akşam üzeri 4'te getirir. Sen git, işlerini hallet. Tamam, ben de İskender Bey'in odasını temizleyeceğim. Ne oldu ona? Nasıl diyeyim? Küçük hanım, o çok iyi biriydi. Konakta dolaşırdı, gülerdi, koşardı. Çok mutluydu. Allah rahmet eylesin. Hepimizle de çok iyi ilgilenirdi. Bir gün ateşi çıktı. Yataklara düştü. Öyle bir düştü ki bir daha da kalkamadı. İkisi de birbirini gerçekten çok severdi. Hatta rahmetli İskender Bey için canını bile verirdi. Ama biz de bilmiyoruz. Ona kim nazar değdirdi? Tıpkı bizim Timur'umuza nazar değdirdikleri gibi. Beni affedin. Birden boş bulundum işte. Aslında bu konakta herkes aynı şeyi söylüyor. Timur Bey'in nazar yüzünden öldüğünü. Bilmiyorum. Konakta kötü bir ruh olduğunu hissediyorum. Hanımım, ben hallederim. Hayır, sen süpürge getir. Getiriyorum. Acele et. Ne yaptın? Göster bana. Çok kanıyor. Git, ilk yardım çantasını getir, git. Hadi. Neden dikkat etmiyorsun? İyiyim, yakında düzelir. Çok kanıyor. Boşuna endişeleniyorsun. Böyle zengin insanlar sürekli gelip giderler. Hayır. Benim bütün hayatım burada geçti Roman'a. Malik Münir iyi niyetli bir adam değil. Böyle bir adam bir şey yapmaya karar verirse başımıza her şey gelebilir. Ne istiyorsun? Malik Münir'den korkup kararımı değiştirmemi mi? Bunu yapmayacağım. Ben zaten çık ona şarkı söyle demiyorum. Ama onu böyle önemsiz biriymiş gibi görme. Hatta benim sana önerim İskender Bey'i bu konuda bilgilendirsek iyi olur. Er ya da geç, Malik Münir buraya tekrar gelecektir. Eğer sorunlar baş edemeyeceğimiz boyuta ulaşırsa işte o zaman insanlar buraya adım atmaz. Ve biz boş boş oturmak zorunda kalırız. Thank you.
Yeter bırak. Bunu kim verdi? Mira geldi. Bu mektubu verdi ve gitti. Sanırım telefonunuz kapalıydı. Size ulaşamadıklarını söyledi. Evet, telefonum odadadır. Kim bu Malik Münir? Yakın zamanda babası ölünce dönümlerce arazi satıp zengin olmuş. Bunu daha önce de yapmaya kalkmıştı. Dün oraya gitmiş. Onu nerede bulabilirim? Şehrin dışına büyük bir konak yaptırdı. Sanırım orada kalıyor. İyi. Arabayı hazırla, onu bulalım. Hayır efendim. Oraya gitmeniz kesinlikle doğru değil. Oraya gidip onunla konuşursanız dedikodular yayılır. İzin verirseniz ben gideyim. Ne de olsa o buna değmez efendim. Tamam. Onunla görüş ve bir daha oraya gitmemesini söyle. Kardeşimin yasını tutuyorum. Ama hayattayım. Efendim, Kazım Şah geldi. Gönder. İzninizle. Neden yemek yemiyorsun? Yesene. Görme alışkanlığım var. Ve ben bu sahte rüyaların bir parçası olamam. Rüya mı görüyorum yani? Rüyalarım yalan mı peki? Evet. Hepsi yalan. Bu senin yarattığın bir şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.